Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere noktalama işaretleri ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Sanatta modernizmin işaretleri görülmeye başlandıktan sonra bazı müstesna figürler ortaya çıktı. Bakın arkadaşlar buraya ne gelir? Virgül gelir. Çalışmaları çağdaşlarına göre zengin ve esinle dolu, virgül, ilham verici ve kışkırtıcıydı. Dikkat edecek olursanız sıralama yapmış, yine virgül gelmesi lazım. Buraya da arkadaşlar noktalı virgülün gelmesi gerekiyor. Çünkü özne yüklemden uzak düşmüş. Doğayı ve tarihi, virgül, yıldızı ve insanı, virgül, sıkıntıyı ve açlığı çağdaşlarından farklı görüyorlardı. Yine eş görevli sözcükleri ayırmak için de virgül kullanılır. Farklı olanı sormuştu. 2 numaralı yere noktalı virgül geldiği için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine aynı noktalama işareti getirilmelidir? Daha ilkokul sıralarındayken yazar, daha doğrusu ozan olmayı düşlerdim. Arkadaşlar buraya virgül gelir. Şiir yazan bir ağabeyim vardı. Annem zaman zaman büyük üzüntülerini doğaçlama şiirler söyleyerek dile getirirdi. Bakın yine annemden sonra virgül gelmesi lazım. İçinde virgül olan sıralı cümleleri. Çünkü vardı yüklem ve getirirdi yüklem. İçinde virgül olan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. 2 numaralı yere noktalı virgülün gelmesi gerekiyor. Ben de şiir yazardım. İlkokulda, kasabada oldukça ünlüydüm. Eş görevli sözcükleri ayırmak için yine araya virgül gelir. İçinde virgül olan sıralı cümleleri yani ünlüydüm yüklem, yazardım yüklem. Bunları birbirinden ayırmak için de noktalı virgül kullanılır. 4 numaralı yere de noktalı virgül gelmesi gerekiyordu. Diğerleri virgül olduğu için 2 ve 4 numaralı ifadelerin olduğu yere noktalı virgül gelir. Bunlar aynı görevde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine noktalama işareti konmasına gerek yoktur demiş. Bazen gökyüzü fırtına sonrası muazzam bir ışık saçar ve yel değirmenlerinin sıra sıra beyaz gövdelerinin gösterisine katkıda bulunur. Bakın arkadaşlar, özneyi belirtmek için burada virgül kullanılır. Göğün bu hareketi insana bir mesaj gibidir. Yine burada da virgül kullanılır. Doğayla, rüzgarla, bulutlarla sevdalı olmalarını öğütleyen bir mesaj. Bakın doğayla, rüzgarla derken eş görevli sözcükler birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Rüzgarla, bulutlarla derken yine eş görevli sözcükler bunlar. Bunların arasına virgül gelir. Fakat bundan sonra herhangi bir eş görevli sözcük olmadığı için arkadaşlar buraya virgül gelmesine gerek yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadan numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez demiş. Kapının sağ tarafında bazı giyimli bir takımı da gecelik entarileri derken sıralama yaptığı için buraya virgül gelir. Şam hırkaları ile 4-5 kişi İstanbul'un son büyük zelzelesinden konuşuyorlardı. Gümrük aracılarından Faik Efendi 45 yaşlarında uzun kara bıyıklı esmer bir adam. Ayağının birini altına alarak virgül kaşlarını yukarı aşağı oynatarak anlatıyor. Ben diyor hareket olurken Eminönü'ndeydim. Fevzi Bey Allah sizi inandırsın o yeni cami minareleri yok mu? Birbirine dokunuyor ayrılıyor. Virgül dokunuyor ayrılıyor. O kaldırım taşları sanki su içinde fasulye kaynar gibi böyle kaynıyordu. Arkadaşlar bakın 1, 3, 4 ve 5 numaralı yere virgül getirdik. Fakat ayağının biri nasıl bir tamlama arkadaşlar? Ayağının biri. Her ikisi de ek aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. İsim tamlamaların arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru.
aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçlarla belirtilen yere ayraç içindeki noktalama işareti getirilemez demiş. Bir yapıtta ya da yazıda bir diğerine gönderme yapılması çok sık karşımıza çıkar. Parodi, pastiş, yankılanma, kinaye, doğrudan alıntılama, yapısal paralellik ve benzeri. Ne demiş arkadaşlar? İki nokta demiş. Doğru söylüyor. Arkadaşlar gönderme yapılması çok sık karşımıza çıkar derken göndermenin örneklerini ortaya koymuş. O yüzden buraya iki nokta gelmesi gerekir. İki nokta geliyor fakat küçük harfle başlıyor diyebilirsiniz. Böyle kullanımlar var arkadaşlar. Eğer açıklama cümle şeklinde olsaydı büyük harfle başlardı. Fakat açıklama örnek olduğu için, buna örnek verildiği için küçük harfle başlayabilir. Bu adam gerçekten böyle düşündüğü için böyle söylüyor ifadesinde. Söylüyor yüklem. Yüklem olduğu için de sonuna nokta gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A'yı da elemiş olduk. Denilmiştir ya, her büyük ozan bir sözcük simyacısıdır. Günlük dilin söz değerlerinden şiir yüklü bulutlar oluşturur. Sözcüklerin göklerinde dolaştırır bunları. Ünlem. Arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız denilmiştir ya derken bundan sonra küçük harfle başladığı için arkadaşlar her sözcüğü buraya ünlem gelseydi her sözcüğünün büyük harfle başlaması gerekirdi. Fakat küçük harfle başlamış, küçük harfle başladığı için buraya virgül gelmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden buradaki kullanım yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. İçime dolan dizelerle birlikte atan kalbimi duyarım. Bu beni alır başka yerlere götürür. Bakın duyarım yüklem, götürür yüklem. İki yüklem birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayrılırsa sıralı cümledir. İçinde virgül olduğu için arkadaşlar buraya ne gelir? Noktalı virgül gelir. Bu açıklama doğrudur. O yüzden bunu denemiş oluruz. İnternetle buluşmasından sonra insanlık sosyal değişiklikler yaşamaya başladı ifadesinde de yine arkadaşlar buraya kesme işaretinin gelmesi gerekiyordu. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalama işareti konmasına gerek yoktur demiş. Kitabın bir bölümünde yazar aynı bölgeye giderek batılı gezginlere bir takım pratik bilgiler veriyor. Bu dursun. Avrupa'nın bölünmüş olması Osmanlılara büyük yarar sağlıyordu. Sağlıyordu yüklem. Yüklem olduğu için buraya nokta gelir. O yüzden bunu elemiş olduk. Her şeyin sustuğu, virgül, havanın durulduğu anlarda bir köşeye çekilip şiir okurum. Arkadaşlar sıralama yaptığı için buraya da virgül gelir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. O okuru bir çuvala koyar. Oradan kimsenin çıkmasını olanak tanımadan anlatmak istediği hikayeyi o karanlığın içinde anlatır. Bakın anlatır yüklem kim o özne. Özne yüklemden uzak düştüğü için vurgulamak amacıyla o'dan sonra virgül gelir. Burada da noktalama işareti kullanıldı. Bunu denemiş olduk. Pahalı dolma kalemlerle şık el yazılarıyla yazılan titizlik örneği mektuplar son günlerini yaşıyor. Dolma kalemlerle şık el yazılarıyla derken eş görevli sözcükler var burada. Onu ayırmak için virgül kullanılır. Burada da noktalama işareti kullanıldı. Bunu denemiş olduk. Fakat A seçeneğine bakacak olursak giderek demiş. Arak erek eki var arkadaşlar. Arak erek ekinden sonra genellikle herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem de elinde bir harita pusula olmayacak. Arkadaşlar bakın burada bir şaşırma var. O yüzden buraya ne gelir? Ünlem gelir. Yolun sonu nereye varıyor? Bilmeyeceksin. Virgül. Olacak iş mi bu? Arkadaşlar soru soruyor. O yüzden buraya soru işareti gelir. İşte böylesi durumlarda sorarsın bir yazar olarak senden öncekilere. İki nokta. Niçin çıktın yola? Arkadaşlar buraya bakın soru işareti gelir. Neden? Çünkü burası büyük harfle başlamış. Küçük harfle olsaydı burası virgül olurdu. Sonra da soru işareti gelirdi.
ama büyük harfli olduğu için buraya da soru işareti gelir. Seçeneklere baktığımızda bakın ünlem, virgül, soru işareti, iki nokta ve soru işareti, bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Benim gerçek yurdum Fransızcadır, ana dilimdir. Arkadaşlar buraya ne gelir? Virgül gelir. Demiş ünlü yazar Albert Camus. Yurt, insanın kendini güvende hissettiği, kimliğini ve kişiliğini koruyabildiği, kendini gerçekleştirebildiği, varlığını kanıtlayabildiği alan, yer diye tanımlanabilir. Bakın, 5'te sıralama yapmış virgül, 4'te sıralama yapmış virgül, 3'te sıralama yapmış virgül. Arkadaşlar, özneyi de bunlardan ayırt etmek için ne gelir buraya da 2 numaralı yere de? Noktalı virgül gelir. 2 numara o yüzden diğerlerinden farklı olur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Cingöz Recai, Peyami Safa'nın Server Bedi adıyla Arsène Lupin'den esinlenerek yazdığı hırsız karakterin maceralarını anlatan bir filmdir. Arkadaşlar, Cingöz Recai'nin açıklaması var ve açıklama cümle şeklinde olduğu için bir numaralı yere iki nokta gelir. Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışan polis müfettişi Mehmet Rıza ile Sherlock Holmes izleri de taşıyan serinin ana kahramanı olan Cingöz Recai, virgül, yakışıklı, kurnaz, cesur derken, virgül, soğukkanlı, zarif, tahsili derken, virgül, görgülü, cömert ve kibar derken yine virgül gelir. Bir serseridir. Bakın, bir numaralı yere iki nokta, diğerlerine de virgül gelmiş. O yüzden de arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Demokrasi, insanların görüşlerine ve haklarına saygı duymayı gerektirir. Arkadaşlar bakın özne yüklemden uzak düştüğü için onu vurgulamak amacıyla virgül gelir. Herkes yalnızca kendini haklı görür. Her durumda haklı çıkmaya çalışırsa yasalar yetersiz kalır. Peki arkadaşlar buraya ne gelir? Bakın haklı görür demiş, yetersiz kalır demiş. İki yüklem var, sıralı cümle. Dolayısıyla buraya da yine virgül işareti gelir. Her durum için ayrı bir yasa çıkarmak zorunda kalırsınız. İki nokta, konuşma yasası, sokakta yürüme yasası, balkonda oturma yasası, tartışma yasası. Örnek vermeye devam ediyor, cümle bitmiyor. O yüzden de buraya 3 nokta gelir arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda bakın virgül virgül 2 nokta ve 3 nokta. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 11. soruya. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir demiş. Müzik yaşamımızın önemli bir parçası, virgül, ruhumuzun gıdası, hatta kendimizi ifade etmenin bir yoludur demiş. Burada arkadaşlar yüklem olmuş, büyük harfle başlamış, buraya nokta gelir. Şimdi buraya da dikkat edecek olursanız içinde virgül olduğu için yine açıklama yapıyor. O yüzden noktalı virgülün gelmesi gerekir. Peki ya matematik? Soru soruyor. Soru sorduğu için buraya soru işareti gelir. Çoğumuz için bir muamma. Muammadır olacak. Ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden de bunun nokta olması gerekiyor. Bundan dolayı da seçeneklere baktığımızda bakın arkadaşlar noktalı virgül, virgül, nokta, soru işareti ve noktanın olması gerekir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.